Herkese merhabalar. Bugün 3 saatte 2500 TL serisinde konuğum kim? Öğrenci arkadaşımız Eser Bilen. Bugün çok güzel bir çekim yapacağız. Tabii bu Türkiye şartlarında biliyorsun yani herkes birer öğrenci. Evet. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her gün yeni bir şeyle sınanıyoruz. Şimdi İskenderun'da 2500 TL serisi hiç denenmedi. Aynen öyle. İskenderun şartlarında zor. Çünkü yeni fiyatla denenmedi. 2500 TL'ye çevirdikten sonra İskenderun'da denenmedi. İskenderun'da zor. Yapabilir misin bilmiyorum. Kolay değil. Kolay değil yani. İddia koyacağız. Evet. Yani şöyle bir şey yapalım. Burada bence 2500 TL var. Ben 2500 TL'yi yersem eğer bir gün boyunca evde hem yemeği yapacaksın hem bulaşıkları yıkayacaksın hem temizliği yapacaksın. Ben geçeceğim, uzanacağım, hiçbir şeye karışmayacağım. Bütün gün hizmet sunacaksın. Hadi üstüne şey de koyalım. Yani ne istersem yapacaksın tarzında. Tamam. Tamam. O gün tatlımı da istiyorsun, bilmem neyi, ne istiyorsan. Köle olarak kullanacağım ben herhalde. Evet, yiyemezsen aynı şekilde sen ama yersen. Ama tam tersi. Kaybedersem ben aynı şeyi ben sana yapacağım. Tamam. Her şey, bütün hizmet bende. Tamam, mangal da yakacağım. Taş fırını da yakacağım. Çok keyifli olur. Kolay değil. 2500 TL İskenderun'da harcamak gerçekten kolay değil. Aynen. Ben biraz daha tadını da çıkarak ilerlemek istiyorum. Öyle ama şeyi de söyleyeyim. Ha, tadını çıkararak yemek istiyorum dedim. Büyük ihtimal aynı şeyden bahsedeceğiz. Yok, gideyim ben. Hemen böyle isteyeyim böyle pahalı pahalı menülerde hemen bitireyim. Yok. Böyle birazcık daha şey. Aa, o benim şeyim de Deniz. Ama yok, çok kolay olur yani. Kolay değil. Bak, 2500 TL İskenderun'da gerçekten kolay değil. Değil. Tabii ben sokak lezzetini sevdiğim için sokak lezzetliyle başlayacağım. Aynen, ama mantıklı. Kafamda bir şey var. Ben planımı yaptım. Hadi bakalım, merak ediyorum. Tamam. Heyecanlıyım. Çok güzel çok olacak bence. Kurallardan da bahsedelim. 3 saat boyunca ne yapıyorduk Eser? Deniz bilmiyor seni. Biliyorum. Hadi kapatalım. 3 saat boyunca gittiğim mekanlarda ana yemeğini söylüyorsun. Yancılar zaten yok, yemek zorunda değilsin. Kronometreyi çalıştığımız anda dakika başlıyor. Ne kadar hızlı olursan seni zaten ben açıklıyorum. Aleyhine değil değil. İstediğim mekana gidebilirim. Evet. Bütün para Deniz'den çıkacak ve ilk seçtiğim mekanın başına gideceğim. Kronometreyi çalıştıracağım ve hiç durdurmak yok. Durdurmak yok tabii. İstediğim mekana gidebilirim. İstediğim lezzeti yiyebilirim. Her şey Deniz'den. Ve günün sonunda 2500 TL'lik yemek yersem en az 3 mekan şartı olmak koşuluyla 2500 TL ödülü de almış olacağım. 3 saat sınırı var. 2500 de alacaksın. 2500. Sonra hizmeti de yapacağım. O 2500'le sana yemek yapacağım. Heh, 2500 TL tamam. Şimdi olay oldu. Bu. 2500'ü tamam. Alacağım, mangalımı, et alacağım. Hadi bakalım. Eti sen seçeceksin ya da ben seçeceğim. Yine kazanan belirleyecek. Ben eti. Menüyü belirleyecek. Ben de mi mangal yakacağım kaybeder? Evet. Deniz öyle, kural böyle. Tamam. O zaman güzel. Hiç vakit kaybetmeden ilk mekana, benim seçtiğim ilk mekana gidelim, sürpriz olsun. Yine Hatay yöresine ait bir lezzetle hadi başlayacağım. Bakalım. Burada çok meşhur bir lezzet, hemen geçelim. Hadi bakalım. Evet, ilk mekana geldik. Eser nereye getirdi? Asmaçay'a. Millet Parkı'nın hemen karşısında Asmaçay'a geldik. Tamam. Buranın dönerik çok güzel. Yapacağım diyorsun. Kahvaltıyı ben dönerle yapmak istiyorum. Dönerle başlangıç yapıyoruz. İskenderun'dayız. Hakkını verelim istiyorum. Az ekmek yaptıracağım. Şimdi ustayla içeride gerçek konuşayım. Ona göre sana da sürpriz olsun verdiğim sipariş. Ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden. Başlatıyorum. Hadi bakalım. Başlattık. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Rıdvan Usta var. Rıdvan Usta nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? Çok iyisiniz. İyiyim. Bomba gibiyim. Yeni yerin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de bomba gibiyiz. Öyle mi? Bomba gibi geldik. Muhteşem. Bomba gibi geldik. Yani mis gibi tavuk kokuyor burası. Eyvallah, tavuk döner kokuyor. Ne yapıyoruz ona biliyor musun? Az ekmek. Evet abi. Duble yapacağız. Duble tavuk atacağız içerisine. Tabii abi. Normalde tek kişiye ne kadar tavuk? 90 lira. 90 TL. Aynen. İki duble attığınız zaman tavuğunu. 180 lira. 180 TL'de başlangıç yapacağız. Ayran falan da istemiyorum, şişmek istemiyorum. Deniz sen yiyeceksin. Çok içecek hale Antakya usulü. Olur ablam. Deniz Antakya usulü sigara böreği istiyorum. Hemen. Ondan sonra hızlıca yapalım. Hemen çünkü yarışmadayım. Hemen yapalım. Hadi bakalım. Hemen. Evet, dönerleri görüyorsunuz. Mis gibi kocaman bir döner. Kaç kilo vurdun Duman Usta? Abi yaklaşık 80 kilo. 80 kilo takmışsın. Evet. Bitiyor mu? Allah'a şükür. Süpersin ya. Tabii. Erken bitiyor diye kızıyorlar da. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Başta abi, ekmeği iyiden kızar. Ekmekleri yağlıyoruz, sosluyoruz iyicene. Oo, bayılırız, severiz. Burada ekmek olayı çok önemli. Evet. Arkalı önlü Rıdvan Usta'm iyiden iyiye onu çıtırlaştırıyor. Şöyle. İyice peki çıtırlaştıktan abi. Sonra tek ekmek olsun, az ekmek. Aynen, hatta öyle. Kenarını bile alabilirsin taşmazsan. Tararken alacağım abi. Tamam, süpersin. Ekmekler cozur cozur, sesler eşiğinde. Lezzetine lezzet kattı. Değerine değer kattı ustam. Akabinde kenarını aldı. Şöyle maydanozlar girdi. Desenini verdin ona. Aynen. Biraz soğan dokunuşu bu. İskenderun usulü ben İskenderun söyledim usulü. Sana. İskenderun usulünde ne oluyor? Soğan, maydanoz, domates. Süper. Biraz tavuk dokunuşu. Tavuklarda eklenen duble olacak. Evet, kaç abi. Gram oluyor bu dublede? Ortalama yani biz 85-90 gram kullanıyoruz abi. Aha. İki katlı işte. 160. Aynen o şekilde. 160-170. Bu sarımsaklı mayonez. Senin kendimiz kendin yapmıştın. Aynen, soslar öyle. Da orada. Sosla. Sosu da ekledi ustam. Oo, efsane bir şey oldu bu. Ve artık kapanış. İyiden iyiye kapattırdılar ustam. Artık sarım aşaması. Ben de heyecanlıyım. Büyük bir heyecanla çok fazla vakit kaybetmeden Rıdvan Usta'm şovunu yaptı. Artık sofraya gidiyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şöyle içinde gösterelim. Olay budur. Teşekkür ettik. Evet. Dönerler geldi. Dönerler geldi. Ben vakit kaybetmiyorum. Bir küçük yazık.
Valla ben bilerek az ekmekli içini dur da yaptırdım. Evet, şu anda 5. dakikadayız. Hadi güzel. Ona. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bol soslu yapmış. Efsane ötesi. Rıdvan ustam bu işi çözmüş. Süper bir başlangıç yaptığını bence düşünüyorum. Aynen. İnsanlar da bile merak ediyorlardı. İstiyorlardır da bence. Acaba Eser abi nasıl yapacak diye. Evet. Başarabilecek mi diye. İskenderun'a biraz da sosunu göstereyim. Şöyle sosundan da ekleyelim çok ağır. Yanında böyle sos ve sarımsaklı mayonez geliyor. Güzel, güzel bir başlangıç. Ama bakalım sonunda ne olacak? Yani taklaşır da bu arada. Çok böyle konuşmadan ilerlemek istiyorum ama vakit kaybetmemek için. Tecrübelerden. Buradaki amacımız bir yandan mekan önerisi de yapmak evet, aslında. Evet. Burada mutlaka tavuk döner deneyin derim. Eminim çok beğeneceksiniz. Buraya yine en son senle çekim için gelmiştik. Sanayi lezzetleriyle hatırlarsan. Aynen. Yeri farklıydı, sanayideydi. Aynen. Şimdi Rıdvan Rıdvan Millet Parkı'nın evet, karşısına geçmiş. Bir önüne turşunuzu, limonun sosu ve sarımsaklı mayonez efsane oluyor. Daha da hızlı yersin. Aynen. Kasılmak istemiyorum. Zamanım var. Deniz, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben seni beklemem bitirin. Tamam. Önünde gidersin sen. Ben zamanından almak istemem. Taktikte çalışmalar yapma bana yani. Onu söyleyeyim. Hiç sıkıntı yok. Zaman senin zamanın. Senin için işte. İşte bak, dibine ben hastayım ya. Bütün sos, mayonez, havlumuz, o sosu, yağ bir yerde toplanıyor ya. Şuna baksana ya. Olay bunu. Bu ısırığa hastayım. Kekim bence böyle çıkıyor ya, az ekmek. Kesinlikle. İçi bol malzeme. Tamuğun lezzetini ve iç malzemenin lezzetini bence az ekmekte alıyorsun. Hatta bundan iki tane yersin mesela. Küçük bir tane yaptırırsın böyle. Bundan iki tane söylersin. Doğru. Bugünkü lezzet bitmek üzere. Gayet başarılı. Çok güzel. Kaç dakika? 8 dakika. Harika. Hadi sen elinde al ya. Hadi. Devam. Hadi. Beklemeyeceğim. Evet, birinci mekandan bitti. Birinci mekan bitti. Bir dışımla. Aynen. Tebrik ediyorum. Arabaya doğru yürüyoruz bu arada. Hem yediklerimizi evet, sindireceğim. Çok kısa bir süre içerisinde bitirdiğimi düşünüyorum. Bence çok güzel öyle bir başlangıç. 180 TL. Daha karnında %90'ı duruyor. %10 doldu. Evet. Daha yolumuz var. Sıkıntı yok. Şimdiki mekanımız ne? Sırada ne var? Sırada sürpriz olsun. Hiç söylemiyorum. Direkt evet, mekanın önünde. Sürpriz. Arabayı ben kullanacağım. Hızlı hızlı geçeceğiz. Avantajlı. Tamamdır. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Evet, ikinci mekana geldik Eser. Aynen. Ayakkabıcılar şarjısında altın şiş kebaba geldik. Şiş kebap. Burada cağ kebap yapıyorlar. Bence çok güzel gelecek. Bu yemeğin üzerine özellikle efsane gidecektir. Ustam da çok güzel yapıyor. Çok güzel şeyler duydum. İlk defa burada deneyeceğim. Ne yapalım? Hiç vakit kaybetmiyorum. Kaç dakikam olmuş? Şu anda 25 dakika. Yolda çok zaman kaybettim. Şu evet, hemen içeri giriyoruz. Evet, trafikten dolayı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Nazım Usta'nın yanındayız. Nazım Usta'm nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak şöyle cağ kebabını takmış. Biraz yarılamışsın herhalde. Yarısı bitmiş. Sipariş vardı bugün. Evet. Süper. Ciddi bir sirkülasyon var o zaman. Evet. Ne kadar şu an şişi? 80 lira. Yanında bir şey veriyor musun? 2 şiş bir porsiyon, yanında 5 çeşit salata veriyoruz. Omuz salatasını veriyoruz, ezme veriyoruz, normal salata, ezme veriyoruz, her şeyi veriyoruz. Harika. Ben o zaman 4 şiş alacağım. Tamam. 4 şişi 320 TL yapıyor herhalde. Evet. Bir de ayrı porsiyonda 2 şiş alalım. Tamam. Şöyle bir gösterelim de. Kömür ateşinde mi, odun ateşinde aynı mi? Aynı. Odun ateşinde ne oluyor? Odun ateşinde yapıyorsun. Lokum evet, gibi et. Etimiz kuzu eti. Bak, kuzu eti. Yani kesmesine gerek yok. Lokum gibi et. Kendiliğinden geliyor diyorsun. Kendiliğinden kesiliyor. Harika. Gördün değil mi? Lokum, aynen, lokum, aynen, lokum. Aynen, 100 aynen gram var şişinde. Her şişte 100 gram var. 200 gram 160 lira. Yanında 5 çeşit salata. Çay da ikramımızdır. Çay da ikram veriyorsun. Çay da ikramımızdır. Süpersin vallahi. Sohbetin muhabbetin de güzel. Süpersin. Görüyorsun yani şişi batırmasına gerek yok. Kendinden kesiliyor. Vallahi doğru söylüyorum. Etler kuzu eti bak. Lokum gibi. Lokum lokum. Doktora gitmene gerek yok. Hastaysan buraya gel. Süper. Antibiyotik niyetine götürüyorsun. Aynen doktora, aynen. Görüyorsun yani. Hepsi kuzu eti. Bunu bu şekilde bırakınca bunun bir adı oluyordu. Neydi? Bunu şimdi burada da pişiriyoruz. Pişirmeyince onun bir adı oluyordu. Neydi onun adı? Yarım pişkin oluyor diyor öyle. Yarım pişkin. Yarım pişkin. Orada zaten pişiriyoruz orada. Tamam. Çok güzel. İki taraftan da. Tamam. Şimdi burada birinci istasyon, hemen ikinci istasyona yan tarafa geçiyoruz. Tamam. Biz bunu buradan kesiyoruz. Tamam. Kestikten sonra burada demir var, ateş bakalım var. Bakalım gösterelim arkadaşlar. Kestiğin yeri alt tarafa gelecek şekilde pişiriyoruz. Zaten üst tarafı döner gibi pişiyor. Pişiyor. Pamuk gibi. Zaten burada ateşi gördün mü fazla pişmesine bitiyor gerek yok. Harikasın usta. Anladın. Süpersin. Biz o zaman sofraya geçiyoruz. Artık tamam, sofra tadını
yapacağız. Teşekkür ederim. Sofraya geçin. Salata malata her şeyi veririz size yanında. Takipçilere söylemek istediğin bir şey var mı? Herkesi bekleriz yani. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda Altın Şiş Kebap Salonu. Harikasın. Teşekkür ettik. Kebabı kebapçı da cağcıyı da burada yiyeceğiz. Bizim kebabımız da zırh kebabıdır. Bıçak kıyması. Çok meşhur. Onu da başka zaman yeriz inşallah. 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 Tamam, inşallah. Evet arkadaşlar şöyle cağ kebabım geldi. Şuna bakar mısın ya? Bir yakından göster istersen. Efsane gözüküyor. Çok sen güzel. Tak, dolu tak, dolu. Tak, aynen. Biberlere domates. Humus var. Salata var. Ezme var. Normal soğan var. Evet. Bakacağım tabii ben. Affetmem. Ben ne yapıyorum? Şöyle tutarım. Başta. Şuradan. Abim de oradan bağırıyor lokum diye. Yine kesiyorum lokum. Bıçak kesmiyor. Kendinden kesiliyor. Lokum. Abi hakkını vermiş. Harbiden. Çok yumuşacık. Yumuşacık. Harbiden. Bu az ileride de bir tane cağ kebapçı var ama mesela onunki bir tık daha sert. O da lezzetli. Kötü değil ama aynen. Bu harbiden çok çok güzel. Ustam. Çok bu işi yapmış. Gerçi ben niye söylüyorum? Konuş istiyorsan. Ya ben hem konuşuyorum hem yiyorum dedim. Sıkıntı yok. Güzelmiş. Evet. Ben de ilk defa yiyorum yani. Çok hoşuma gitti. Bak bakayım bunlar nasılmış. Yancılarla destek vereceğim. Sıkıntı yok. Yancılarını da yiyeceğim. Ayranını da gösterelim mi? Bol köpüklü. Harika bir yani, ayran. Ayranları güzel süper ben söylemedim. Yani, süper. Deniz bu arada 500 TL yaptı burayla. Hı-hı. 320 TL bu üçü. 180 orasıydı. Burası 320. Ayranı toplamda 500. Ayranı çatalla yiyeceksin diyor ustam. Kıvamlı köpüklü. Üstündekini kaşıkla alırsın. Devamını içersin diyor ustam. Tokluk açlık nasıl? Nedir durum? Şimdi bekleyince biraz daha böyle 120'lere kadar geldi. Evet. Ama şöyle bak yakından göster. Bu lezzet kaçar mı? Kaçmaz. Elle götürüyorum. Ekmeği keyifli. De biberli biberli. Keyifli vallahi yemesi yani. Benim çok cağ kebapçı değilimdir ama tadını sevdim mi? Ben bayıldım ya. İskenderun'daysan bence buraya uğramalısın diyorum. Nerede olduğunu söyledik mi? Ayakkabıcılar Çarşısı'nda. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda ve şöyle söyleyeyim. Güzel iki mekan gezdik diyebilirim şimdilik. Güzel gidiyorsun güzel. Umarım şişmezsin çok. Yok. Yani şişersen de beni ilgilendirmiyor sonuçta. Ben niye cevap veriyorum ki? Beni tutuyorsan söyle Deniz bitirelim burada. Bir yandan gönül istiyor ki kazan. Bir yandan istiyor ki kazanma. İki tane bir yarısı bitti. Evet. Son lokmalar. Sonlara doğru. 40. dakikadayız eser. 40. dakikada bitirdim. Bence güzel. 40 dakika mı? 40 dakika. 40 dakika 23 saniye oldu. Süper. Hadi. Süper. Hadi bakalım. Ayranı ben zaten bitirdim. Biraz fazla şişti. Hadi devam. Evet arkadaşlar şimdi İstedener'e geldik. İstedener'e geldik. Nerede? 3. durak. Meydan Mahallesi mi oluyor Meydan burası? Meydan Mahallesi evet. Meydan Mahallesi. Burayı çok övdüler. Yaprak et yapıyorlar. Parçadan kullanıyorlar yani etini. Çok da lezzetlidirler. Ete bugün doyacağım. İtleri yaşıyorum. Ete buraya daha önce gelmedim. Fiyatlarını az çok biliyorum. Ona göre kafamda bir strateji oluşturdum. Ve ne yapıyorum? Hemen girelim. Hemen kendime 1,5 İskender yapacağım. Belki İskender sosunu ekletmem sadece etini kullanırım. Sen ne yiyeceksin? Ben daha karar vermedim. İçeride kaç bakayım. Dakika var? Şu anda 59 dakikadayız. 59. Çok zaman kaybediyoruz yolda bir ya. Saat. Hemen girelim. 3. mekan bence çok da kötü değil ama. Aynen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Mustafa ustamız var. Mustafa ustam kolay gelsin. Sağ ol efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerinde hiç durmuyorsun. Kafalar karıştı. Evet efendim. Siparişler var. Sen siparişin çıkar. Hemen biz yaprak dönerin başına geçelim. Tamam olur efendim. Evet şöyle önden tombikler gidiyor tabii. Evet efendim. Benim zamanımdan çaldı ama ustam. Yarışmadayız. Niye öyle oldu? Size başlayacağız. Tamam. İskender masaya var. Tamam. Bunlara birlikte çıkartalım mı yoksa? Olur tamam. Çıkaralım. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. Bak tombik ne kadar onu da söyleyelim. Tombik tavuk yap 90 TL. 90 TL tamam. Bu soğansız. Gelmek isteyenler için arkadaşlar evet, tavuk efendim. Da yapıyorlarmış. Evet Mustafa Ustam bak farklı çalışmalar yapıyor. Pidenin değerine değer katıyor bak. Et de böyle parıl parıl parlıyor. Yağ yerinde çok da güzel kızarmış. Evet pideleri tabii ne yaptın? Saçın üzerine evet, atıyorsun. Efendim. Bu %100 et oluyor yaprak değil mi? Yaprak döner evet kıyma efendim. Kıyma var mı bunun içinde? Hayır efendim. Neresi kullanıyor hayvanı? But tarafı efendim. But tarafından kullanıyorsun. Evet efendim. Marinasyona yatırıyor musun bunu? Evet terbiyesini yapıyoruz. Bir gün mü iki gün mü? Bir gün efendim. Bir gün yeterli oluyor. 12 saat dinleniyor. Tamam hemen böyle bir nasıl yapıldığını gösterelim. Bak şurada kesildi. Evet efendim. Tamam. Bu arada ne kadar İskender? Ben İskender yiyeceğim. 175 TL. 175 TL. Ben 1,5 porsiyon alacağım. 1,5 fiyatımız 250 TL. 250 TL'ymiş arkadaşlar bak. Her şeyi veriyorsun. İkramları yanında cabası. Şöyle pilavlar dolduruluyor. Hemen gördüğünüz gibi. Kocaman bir servis tabağı. Bu 1,5 kişilik mi? Bir efendim. Sizinki 1,5 olacak. Benimki 1,5. Şu 1,5 olacak. Deniz sen ne yiyeceksin? Hep beyti. Buranın beytisi de meşhur dediler. Evet efendim. Bu süzme yoğurtu oluyor evet, herhalde. Efendim. Hakiki süzme. İyiden iyi yaydın. Bu ne oluyor? Bu beytinin ne hazırlık. Ne olacak? Beytinin. Evet bu efendim. Bu da Deniz. Yarışmada ben miyim? Ben de anlamadım acı, ki. İster misiniz bizim özel acımızla? Tabii isterim. Şöyle pideler artık ufaktan ufaktan kızardı. Mustafa Usta da onu kesiyor. Evet artık böyle el çabukluğu. Evet efendim. Valla yerinde hiç durmuyorsun. Bir sağa bir sola ciddi bir sirkülasyon var. Evet efendim. Şöyle tabağa da çekildi. Şöyle gösterelim.
Allah helal olsun. Kendi satırıyla şovunu yaptı. 13 yaşından beri bu meslekteyim abi. 13 yaşından bu yana bu mesleği mi yapıyorsun? Evet efendim. Daha önce neredeydin? Tatbak dönerdi. Tatbaktan buraya transfer. Evet efendim. Harika. Evet, ekmekler tamam. Sırada kenarına süzme yoğurt dokunuşu. Kesilen etler devreye giriyor. Evet efendim. Şöyle gösterelim üstten. Böyle dış kısmı iyice karamelize olmuş. İyiden iyiye pişmiş. Pişme oranı çok güzel gözüküyor. Bu şekilde kaç gram giriyordu buna? 110. 1,5'a 110 giriyor. Yok, 1,5'a 150. 150 gram. Evet, 150 efendim. Gram et giriyor arkadaşlar. 150 gramı yiyeceğiz. Bu tek kişilik. Bu bir kişilik efendim. Bu tek kişilik diyorsun. Evet. Evet, birileri dizdin. Sıra 1,5'ta. Evet efendim. Bu benim oluyor. Evet efendim. Size torpilli mi yapayım? Bize yok, torpilsiz yap. Yarışmadayım. Dur, ne yapıyorsun ya? Mustafa Usta'm, bitireceksin sen beni. Oh, sulu sulu harbi. Tabii. Baksana. Et döneri sulu sulu olacak. Böyle suyu akıyor. Kuru olmayacak. Kuru olmayacak. Ağızda böyle lokum gibi lokum, de dağılması evet, gerekiyor. Evet, neresi burası? Neresinde bu oluyor burası? Yok. Mekan olarak nerede kalıyor burası? Meydan Mahallesi 505 sokağı 101'in yanı. Etrafında ne var? Bilinlik A101. A101 marki. Tamam. Bak, domates dokunuşu da var arkadaşlar. Burada biber de veriyorlar. Evet. Bunları da pişirip hemen yan taraflarına. O ne oluyor usta? Kıtır abi. Kıtır ekmek de veriyorsun. Evet efendim. Ha, enteresan. Yok vallahi, yok abi. Yok yok, her şey var Mustafa usta. Tekrar kimi? İki Mustafa yan yana. Evet. İki Mustafa değil mi? Evet İki efendim. Mustafa dışında başka birini almıyor musunuz eleman olarak? Var, bir ustamız daha var. O da mı Mustafa? Hayır, yok, Ahmet. Evet, son dokunuşlar da yapıldı. Kocaman, herkesi bu şekilde koyuyorsunuz. Kamera oynamıyoruz efendim. 1,5 harika öyledir. Harika vallahi, çok kamera güzel. Kamera oynamıyoruz. Bitmiyor dedi. Patates de koyuyorum dedi yan taraflara. Yani dolu tabak dolu bir tabak. Boş değil abi, göz doyur bizden önce. Vallahi aynen, bir yanda gözümüz... Bizden önce göz doyur efendim. Bir yandan da karnımız doyacak evet. İnşallah. Koyun koyun, biraz daha patates koyun diyeceğim ama yancıya giriyor. Ayrıyeten, ayrıyeten. O yancıya giriyor aynen. En son mesela Yakup geldiğinde sadece etini yemişti. Diğerleri yancı Deniz, lütfen. Ama aynı kavancı da çok saçma. Tamam, onu da yiyeceğim. Yeriz, sıkıntı yok. Evet Deniz, şimdi senin beytin geldi. Nasıl ya burada... acaba? Yersin sen ya bunu. Etler ekleniyor evet şöyle. Efendim. Zurna şeklinde. Evet efendim. Sardın onu ve artık kenarlarını alıyoruz. Kenarlar şöyle. Ekarte oldu. Şöyle tam bir lokmalık. Ustam yapıyor bu sporu. Burası kebapçı mı, dönerci mi? Çeşit fazla yani. Beytiyi tombikler de, var, İskenderler de ben de Mustafa beraber çıkardık aramızda. Öyle mi? Evet. İskenderun'da beyti yapan yok. İskenderun'da kimse yapmıyor diyorsun. Evet ben yapıyorum diyorsun. Evet efendim. Dedin ki buna farklı dokunuşlarım tabii, var dedin. Tabii. Biraz uğraştıran iş ama onu nasıl ne eritiyorsun? Ne yapıyorsun ustam? İçimizi severek yaptığımız için biraz uğraştırıyor. O kaşarlar eriyor mu? Öyle evet mi efendim. Hadi? Şimdi görüyorsunuz. Beytini porsiyonu sormak. Ne kadar fiyatı? Beyti fiyatımız 195 lira. 195 lira arkadaşlar bu tabakta. Kaşar peynirleri buraya eklendi. Buraya görüldüğü gibi, her zaman görüldüğü gibi yapıyoruz. Herkes burası aynen bir şey evet. Bu öylese gelene de böyle. Kameraya oynamıyoruz efendim. Çıtırlar da geldi. Evet efendim. Kenarına biber dokunuşu. Diğer yandan da şöyle patatesler de iliştiriliyor. Büyük bir özenle. Evet. Heyecandan. Evet. Arada yes, oluyor böyle şeyler. Evet. Diğer yanda domatesi de gildi. Çiçek açık. Gibi açtı resmen. Evet efendim. Tabii bunlar hazırlanırken diğer tarafta da şöyle tereyağı eritiliyor. Evet, evet. İyice cozur cozur olması tabii, gerekiyor. Tereyağı ne kadar iyi pişerse lezzet o kadar. Lezzet o kadar havalara fırlar. Çiğ atırırsa rahatsız eder. Yerken anladım. Rahatsız İyice eder. Kızması aynen gerekiyor. Efendim. Hafif yanmaya yakın diyorsun. Aynen efendim. Nar gibi olana nar kadar. Nar gibi olacak. Evet artık soslama ve tereyağı dokunuşu gelecek. Evet efendim. Etin burada değerini ustam iyiden iyiye değer katıyor. Şuna baksana ya. Oo. Bu müşteriye gidecek. Ben az soslu isteyeceğim. Evet klasiğinde efendim. Bu şekilde. Klasik sos böyle. Klasik az isteyene zaten az atıyoruz. Tamam. Benimki az aynen. Çok az. Yeter. Tamam. Etin tadını da almak istiyorum. Beytiye normal atıyorum. Beytiye normal at. Klasiğini atabilirsin. Burada bak tereyağı hafiften eriyecek. Çünkü sıcak sosu aynen, görünce. Aynen efendim. Kaşar en güzel kaşarımız. Süper. Eriyor hemen eriyor. O çok önemli. Hem tereyağlar da eridi dedi. Şöyle. İyiden iyiye. Şöyle bak. Oo. Cozur cozur sesler eşliğinde. Yemeğin tadını kaçırmayacak. Çünkü acı severiz. Az atacağım efendim. Tamam. Acılar da atıldı. Ve... Vallahi efsane bir şey oldu. Bu 250 TL, bu 190 TL arkadaşlar. Biz o zaman sofraya geçiyoruz. Mustafa Usta'm eline koluna sağlık. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ettik. Evet, başlıyoruz. Evet, vallahi ben konuşma, başlıyorum. Başla. Aynen, şöyle bir yakından çek istersen. Şöyle bir gösterelim. Büyük bir lokmayla başlamak istiyorum. Şöyle kocaman girdim olaya. Baksana şuna. Et resmen evet, dökülüyor ya. Çok güzel gözüküyor. Elle dalmak istedim ama. Şöyle şu şekilde. İyisin. Maşadan verdiniz. Et yalnız yumuşacıkmış. Çok lezzetli. Bak yavaş yavaş %55-%60'a doğru ilerliyorum. Burada ne kadar yapmış oldu Deniz? 180, 320, 500, 700. Burası 250. 750 lira. 750 TL. Üçüncü mekanda 750. Güzel. Yani bitirebilirsin tabii.
Ben vitesi üçe takacağım bu mekandan sonra. Vitesi de güzelmiş bu arada. Porsiyonu da boldan boldan. Ya bak, yakından bunu da göster. Çok güzel. Bu da çok güzel gözüküyor. Tek attım ağzıma ama daha demin. Şöyle. Devam edin. Ben de mi daha yarıştım acaba? Performansım bayağı sevmiyor. Bak şu ana kadar gittiğimiz her mekan 10 numara olur mu ya? Güzel. Yani gittiğimiz 3 mekan da efsane. Yani gönül rahatlığıyla hem mekanı önerebiliyorum hem de keyfini çıkarıyorum. Sonunda da güzel bir ödül kazanacağım mı? Bakacağız. Güzel olacak bence. Kazanırsan güzel yarısı olacak. Yarısı neredeyse bitti. Çok güzel. Kazanırsan ama badeyle oyun oynarsın. Sıkıntı yok. Ben hazırlık yaparken. Onda o. Olur değil mi? Bade bende. Tamam, tamam o zaman. Büyük bir keyifle badeyle tamam. Oynayacağım. Son düzlüğe doğru girdim. Valla helal olsun Eser. Gerçekten helal olsun. Deniz. Gerçekten beklemiyordum. Pilavına varana kadar kocaman, yedim. Kocaman tabak yani. Ama pilavı, ekmeği, döneri, yoğurdu. Şiştim. Patatesi. Hadi kalkalım. Hadi vakit kaybetmeyelim. Evet Eser. Evet şimdi de kebapçı Fevzi'ye geldik. Ben yemeğe devam ediyorum. %60'tan %70'lere doğru bekledikçe, zaman geçtikçe kastırmaya başladı. Artık böyle sokak lezzetinin dışına çıkmam lazım. Ama burayı da es geçmek istemedim. Evet. Bir kebabımızı yiyelim. Evet. Kebap çünkü çok kastırmayacaktır. Hemen girelim içeriye. Hemen girelim. Kebabın keyfini çıkaralım. Bu arada 1.45 olmuş. Sen içeceksin mi? Ben ya, içebilirim bir şey belki, bilmiyorum. Belki bir sonraki mekanlarda sana birazcık eşlik edebilirim. Tamam o zaman. Sonuçta vakit kaybetmek için 1 saat 45 dakika değil mi? 1 saat 45. Aynen. Hemen geçiyorum. Evet Arıcı, içeriye girdik, yanımızda Çağatay var. Çağatay'cığım nasılsın, iyisin? Sağ olun, sizi sormalı. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Çok sağ ol. Şöyle Adana kebap yiyeceğiz. Evet. Tek porsiyon ne kadar? Servis. Tek porsiyon normalde bizim 160 gram. Tamam. 180 lira. 180 TL. 1,5 olduğu zaman 270 lira. 1,5. Tamam ben 1,5 alacağım. Tamam. Dürüm ne kadar? Dürümü de soralım. Dürüm 90 lira. Dürüm de 90 TL. Evet. Tamam biz servis alacağız. Tamam. 270 mi dedin? Evet. 270 TL. Hemen çıkaralım. Bir gösterelim etimizi. Önleri saplandı. 1,5 etimiz böyle. Tamam. İçeceğiniz vardır, çayınız, kahveniz. Tabii tabii her şeyimiz var. Şöyle ocakla buluştu. Evet. Yanına biberi, domatesi, hepsi, soğan hepsi salatası, tablacı salatası, domatesler de geldi. Yanına iliştirildi. Yanında bekliyorum soğan zaten. Piyazı, tamam. Mevsim salatası. Süper. Evet, diğer bu, yandan tablacı salatası. Et pişene kadar bir evet. Tablacı salatası gelecek. Tablacı salatası dokunuşuyla efsane bir şey çıkacak ortaya. Şöyle etimiz de ufaktan ufaktan pişmeye başlıyor. Çağatay da bize güzel bir tablacı yapacak. Soğanlar doğrandı. Sıra maydanozda arkadaşlar. Maydanozlar da ince ince doğranıyor. Keyifli mi salata yapması? Tabii ki de abi, her zaman. Ben de bayılıyorum en keyifli salata şey, yapmaya. Bıçak salata. Kullanmak ayrı keyifli değil mi? Aynen öyle. Bir de böyle usta işi. Herkese böyle taze taze mi yapılıyor? Tabii her zaman taze taze salata. Özellikle tablacı da çok önemli. Aynen. Mevsim değil de tablacı da çok önemli. Yok. Bence taze olması. Aynen öyle. Domates de tamam. Sıra geldik baharatlara. Baharatlara. Tuz, sumak. Sumak. Toz biberimiz. Toz biber geldi. Tabii bu tabii işin olmazsa limon. Olmazı. Tablacı da. Limon dokunuşu. Zeytinyağı. Zeytinyağı koyuyor musun? Kimi koyuyor? Kimi yok. Koymuyor. Zeytinyağı kullanmıyor. Sen de koymuyorsun. Artık harmanlama çalışması geldi. Evet. İyiden iyi onu harmanladı. Artık bunu tek başına bile oturup yersin. Aynen, çok güzel aynen. Oldu. Ve son olarak da bir tabaklama çalışması gelecek. Ve olay budur arkadaşlar. Tek kişi geldiği zaman bunu mu veriyorsun? Bu iki kişilik mi? Bu iki kişilik. O iki kişilik. İki evet. Kişi geldi mi bunu direkt koyuyorsun. Aynen. Bak kocaman bir şey görüyorum burada. Oo. Bu da mevsim salatamız. Ciddi bir sirkülasyon olduğu belli. Bitiyor mu bugün? İki tane bunun gibi. İki tane bunun gibi bitiyor diyor ablam. Evet. Bak nar ekşisi dokunuşu geldi. Yanına da limonu veriyorum. Bu şekilde evet, sunum ediyorum bunu. Sunumunu İki bu tane şekilde bu şekilde verdi. Dolu dolu bir masa. Ayrıyeten sadece maydanoz ve domates de yapıyoruz. Süpermiş. Soğan yemeyen müşterilerimiz çok için. Çok güzel. Biberler ufaktan ufaktan pişti. Domates de aynı şekilde. Etimiz de pişmek üzere. Kuzu etinden miydi bu dostum? Tabii ki de kuzu eti. Kuzu eti yapıyorsun. Dana eti kullanmıyoruz abi. Tamam. Zırttan mı geçiriyorsun? Tabii ki de zırttan. Zırttan. Her zaman zırttan geçiriyor musun? Tabii ki de. Yani genelde %70'i elde oluyor. Elde oluyor. %30 makine. Tamam. Tamam süper. Bak tavuk. Burada tekrardan sipariş geldi. Bunlar ne oluyor? Tavuk bunlar ve ciğer. Ciğer servis olarak. Ciğeri kuzu mu yapıyorsun? Tabii ki de abi. Abi bizim dükkanımıza dana girmiyor genelde. Bu tek kişilik olan kıyma mı? Evet. Kıymalar da girdi. Dolu dolu bir tezgah. Evet diğer bir tabak da şöyle domates ve biber dokunuşu. Evet, yanında turşu da veriyorum diyorsun yanında. Evet. Süper. Muhteşem oldu. Evet bu da muhteşem. Diğer bir yancısı. Deniz de orada kedi gibi bekliyor. Ben bunlardan yerim ama. Yancılar sende Deniz. Yancılar ben. Evet bak. Ustam yağını ziyan etmem diyor. Kesinlikle yağını ziyan etmeden pişiriyor. Ağır ağır ekmeğinde değerine değer katarak yoluna devam ediyor. Biraz salça dokunuşu. Bir de maydanoz serpiştirirsen tabii üstüne de, zaten var ya. Olmaz, şu an kafayı o. Yiyebilirim yani.
Olmazsa olmaz olur. Bak maydanozlar da geldi. Sanat eseri. Artık bunu herhalde bir parça. Bunun içine biraz da kekik koyuyoruz abi. Kekik de koyuyoruz. Tabii. Kekik lezzet veriyor ekmeğe. Evet arkadaşlar artık şöyle çekti ustam. Pişti dedi. Çok da güzel gözüküyor. Bulgur gibi dağıttım dedi. Şöyle ekmekler de çıtır çıtır oldu. Onu da ateşin üzerine ekledi. Ve artık şöyle lokmacıklar yapıp son sunumunu yapıyor. Tamam. Eline koluna sağlık Çağatay. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben sofraya geçiyorum. Tabii buyurun. Hadi bakalım hızlıca geçelim. Evet sofraya geçtim. Şuna evet, bak. Mesela. Şöyle bir gösterelim. Çok güzel pişme oranıyla güzel bir kıyma söyledik. Yancılar. Güzel değil mi? Çok güzel gözüküyor. Aynen öyle valla. Böyle bu kadar güzel bir şey geleceğini beklemiyordum. Evet. Tam böyle Adana tarzı oldu. Yani Adana'da yediğimiz kebaplar gibi bir yancılar görüntüsü var. Yancılar da çok güzel. Yancılar şöyle gösterelim. Şöyle bir tablacı salatası, mevsim salatası, domatesli biberi, turşusu ve limonuyla güzel bir sunum. Ben ne yapıyorum? Şöyle bir tane aldım ve... Atıyorsun. Hmm. Bulgur gibi daha mı? Ben de mi yeseydim acaba? Baksana, gel bir yakından. Bak, hemen dağılıyor gördün evet, mü? Evet. Yani zırhtan geçirildiği belli. Buraya geliyorsanız şunu demeyi unutmayın. Hatay sandık içine yaptığınız kebabın aynısından istiyorum derseniz 2-0 önüne başlarsınız burası için bence. Doğru. Deniz, bu biter bende hemen. Serval'a ben yani bu kadar şeyi tahmin etmiyordum. Bu kadar kısa sürede bu kadar doyurucu yemekler yedin ki. Tebrik ediyorum. Kolaya da kaçmadım. Çok da iyi bir durumda olmadığımı söyleyebilirim ama sana. Evet biraz belli. %70. Belli oluyor. Birazdan yediklerimi sindirmek için güzel bir dokunuş yapacağım. Bu ne kadardı? 270 değil mi? 270 tamam. 750 idi. 270 daha hesapla artık. %170 750 1020 diyor. 1020 yapıyor. Yani yancılarımla beraber götürüyorum bunu. Allah helal olsun. Yancılar dahil değil ama yiyorum ben, yiyorum. Örnek olsun. Yiyorum. Katılımcılara. Hakkını veriyor. Bu arada Deniz'in çayı da geldi ve ben... Bitirdin. Lokmamı. Bu da benim için çok kısa sürdü. Acı biber de seversin sen ama. Bomba. Evet, afiyet olsun. Hı. 20'yi tamamladık. Kalkalım mı hemen? Vakit kaybolmadan. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biraz yediklerimizi sindirmek istiyorum ben. Kral Künefe'ye geldik. Burada en pahalı ürünlerinden bir tanesini yemeyi düşünüyorum. Tatlıyı da bir nebze de o yemiş olduğum acı, tatlı, evet, tuzlu, ekşi olayın biraz önüne geçip daha fazla yemeye çalışacağım. Ve ne yapıyorum? Hemen hemen arka tarafında Kral Künefe var. Hemen girelim içeriye. Kendime bir porsiyon soda da içeceğim. Biraz bir de rahatlamam lazım. 40 dakika lazım. Kaldı. Hadi girelim. Hadi 40 dakika mı kaldı? 40 dakika kaldı. Oo, ben bak konuşturmadım seni. Evet arkadaşlar içeriye girdik. İbrahim yanımızda. İbrahim fazla zamanım yok. Tamam. Hızlıca künefe ve fiyatlarını soralım. Yani künefe şişlerinden. Bu ne? Tamam. Fıstıklı kadayıfımız bu. Porsiyonu 115 TL. 115. Hemen buraya gelelim. Normal peynirli künefemiz mevcut. Antakya usulü. Bu da porsiyonu 95 TL. İşime gelme. Burada da fıstık zademiz var. Spesiyel ürünümüz. İçi dışı komple Antep fıstığı. Oo, işte olay bu. Bu ürün de bu porsiyonu pahalı. 180 lira. Porsiyonu 180. Evet. Sadece Antep fıstığından oluşuyor. Hiç başka bir şey sayma. Tamam ben bundan alıyorum. Tamam. Bir porsiyon. Şundan alacağım. Sodana kadar. Soda 15 lira. Soda 15 TL. İki tane de soda. Hızlıca ben tamam, alabilirsen. Hemen fazla göndereceğim. Sağ olasın. Evet. Çok fazla büyük koyma porsiyonuna. Biz gözü doldurmaya çalışıyoruz öncelikle. Ondan sonra lezzetini alacağım. O bir porsiyon mu? Evet bir porsiyon. Bayağı büyükmüş bu. Niye böyle? Gönlümüz zengin. Sen bilerek torpili geçtin bana ya. Kabul etmiyorum. Yok yok. Normal porsiyon fiyatımız şey bu, büyüklüğümüz bak, bu gelenler şekilde. Gelenler olursa aynısından o zaman vereceğim. Fazlasını bile veririz. Siz merak tamam, etmeyin. Olsun, tamam. Ben sodamı da alayım. Deniz de bak tamam, çok mutlu. Soda alabilir miyiz arkadaşlar? Deniz vallahi bitir. Bitirdin beni ya. Sokak lezzeti. Benim sinirim bozuldu senin yerine biliyor musun? Sokak lezzeti, sokak lezzeti dedi. Ay bu bana şu an nasıl bitireceksin bunu acaba? Onu merak ediyorum. Bomba gözüküyor. Yani güzel gözüküyor çok bak güzel altı. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir yakından göster. Bunun altı şöyle bak. Nasılmış? Şöyle. Kadayıflı. Bak ne yapacağım eser. Şöyle tutalım. Afiyet olsun. Sana şu fıstığından yardım edeyim bir şey olmaz. Hayır bir de İbrahim üzerine fıstık atıyor. Eş indiriminden. Normalde... Atmıyormuş. Torpil geçti bana. Piyinik mi yaptı, gözünlük mü yaptı anladım. Bakalım şurada. Tadı güzel ama ha. Ben bir önceki mekanda yemedim ya. Şu anda aslında yiyebilirim. Efsane. Çok iyiymiş. Bomba. Harbiden çok güzel. Şimdi. 1480'di. Evet. 1480 liran kalmıştı. Tamam. Bu 180. Hı hı. 180. 30 da soda. 30 da soda. 210 lira. 210. Evet. Kenara not ediyordun Deniz sen. Bir saniye. Akıllar karıştı. Çay 50 liraymış bu arada arkadaşlar. İbrahim çay ne kadar? Çay ikramımız. İkram mı? Evet ikramımız. Ya
Yani sen bu ilk odayı bitirirsen, kalayıfını yersen bunu yersen. Toplam ne kadar yiyorum? Ne kadar yemiş oluyorum? 1230 liralık. 1230 yemiş oluyorum. Çıkar bakayım 2500'den. 1270 kalıyor. 1270 TL kalıyor. Aynen. Vitesi direkt 5'e atacağım bu mekandan sonra. Nokta atışı yapacağım. Sağlam bir mekana döneceğim. Tek mekanda hala bitireceğim. Kaç diyorsun? Dakikam var? Güveniyorum. Hemen bakıyorum. Yani bitirmem 20, lazım. 26 geçiyor. Tamam. Hadi bakalım. Kaç dakika var? 24 dakikam var. 34 dakikam var. Yanlış olmasın. Korkutma. 34 dakikam tamam. Var. Matematiksel hatalar oluyor. Gideceğim mekanı şimdi arıyorum ben. Arayacağım. Bak bunda vakit kaybı kapşı olma. Yo. Hazır olduğu için güzel oldu bu senin için. Aynen öyle. Bilerek zaten soğuk söyledim. Künefe istesen bekleyecektik. Tamam. Nere olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi arayacağım. Sipariş veriyorum. Sürpriz olsun çünkü gideceğim yer. Hala biraz %95. 90-95 arası. Arayıp önden sipariş edeceğim. Umarım yetişirsin. Soda içeceğim. Ama tebrik ediyorum gerçekten. Vallahi tebrik ediyorum yani. Teşekkür ederim. Çok iyi yedin ya. Sokak lezzetine girmeseydim şimdi bitirmiştim. Tabii canım çoktan bitirirdim. Ama işte işin bilerek şeyi hem tadını çıkardın. Tabii. Sen bir de illa yok eser olmaz. Böyle evet. Bir iki tane mekan vardı. Yok oraya gitme. Yok şuraya gitme. Bahsiz ben mi yarışmadayım sen mi yarışmadasın? Akşamı düşünüyorum. Çalışmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Oh yarasın. Bu bitti. Bundan sıra. İkinci soda da bitti. Vallahi bittim ya. Bence de bitmelisin. 3-4 tane fıstık. Yok ya, yeter bana kırıntı. Hatayı şunu yaptım, fıstıklar çok lezzetli ama tane tane ağır oldu. Yani bir ton böyle bir avuç fıstık yedim gibi. Hadi. Hadi kalkalım. Ben siparişimi verdim bu arada. Vakit kaybetmem için gittiğim gibi direkt yemek masasına oturacağım. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Paydar'a geldik. Eser önceden zaten siparişini vermişti. Son 1230 lirası kaldı ve son 4 dakikası kaldı. Eseri ben çok zorladım bir önceki mekanlarda ve ustalar da aslında meslek aşkından dolayı çok da sohbet etti yemek yapımı sırasında. Kendini şansını da çok zorladı. Bayağı da yedi. Son 4 dakikası içeriye hızlıca geçti zaten. Bakalım ne durumda? Göreceğiz. Hadi bakalım. Hemen buradan bakalım. Eser burada kocaman jumbo karidesler var. Bunlardan sipariş etti. 1230 lirayı tamamlamak için bir de porsiyon kalamar sipariş etti. Hemen gidelim bakalım Eser ne durumda. Son 3 dakika. Durum nedir? Son 3 dakika. Şansını zorlama istiyorsan. 3 dakikada bitmez. Kazandım diyebilir miyim? Bakabilir miyim? Son 3,5 dakika. 2,5 dakika pardon. Olmuyor mu? Paket yaptıralım bunları. Bak. Şu jumboya baksana. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Ziyan edemem. Yaparım diyordun. Son 2 mi kaldı? Yok bitmez yani. 2. Yok. Hep senin yüzünden. Ben bilmem. Senin de suçun var bu işte. Kabul etmeye de bilirdin. Yok tamam yapacağım şey yok. Şansın zorlama zaten. Ne olacak yapacak bir şey yok. Hani bunu yerim ama doymanın da son noktasına geldim. Şu an %98'deyim. Bunu yersem yerim. Son 1-1,5 dakika gibi bir şey kaldı. Hem kastırmayı aynen geçtim yerim yani. Bir 5 dakikam olsa bunu, bir 7 dakikam olsa bunu silip süpürürüm ama yok. Yok. Ben bilmem. Kazan, kaybetmek de var, kazanmak da var sonuçta. Ne olacak yani? Dur kritiğini ben son bir burayı toparlayalım, bir paket yaptıralım bunu. Şimdi ben akşamı düşünüyorum. Bu kadar yedim. Bir kahve içmeye geçelim. Ne akşam? Akşam ben bunları yiyeceğim. Kazanmanın şeyini başka günde yapabiliriz, sıkıntı yok. Tadını çıkarmak amaçlı. Bugün değil zaten. Bugün değil. Yok yarın. Tamam, da olmaz çünkü. Olmaz. Tadı çıkmaz. Moralim bozuldu ama. Yine güzel yarıştın ya, diyelim ki yani. Kazandım mı? Abicim bunu paket yapabilir miyiz? Evet şimdi Eser'cim, geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim, çok sevinçliyim. Valla ben üzüldüm, çok üzüldüm. Böyle bugün artık sindirirsin yediklerini. Yarın için akşama şu parayı sana vereyim, yine sana veriyorum. 2005, ödül almış gibi. 2500 lira. 2500 lirayla güzel bir mangal yakarsın. Et alacaksın ama hazır kıyma istemiyorum. Zırhtan geçireceksin. Tabii. Mekanlarda öyle arıyoruz. Kendi evimizde mi aramayacağız? Zırhtan geçireceksin. Yanına pişmiş soğan, pişmiş biber, pişmiş domates, tamam. Ondan sonra tablacı salatası, normal mevsim salata. Belki bir meze de isteyebilirim, bilmiyorum öyle. Patlıcan olabilir közde. Yanında böyle güzel gider kebapla. Ondan sonra hepsini yiyeceğiz. Bulaşıklar toplanacak, yıkanacak. Üstünde taş fırın yakılacak. Taş fırında güzel bir künefe. Haydi, kaliteli güzel bir künefe. Olaya künefeli bak ya. Güzel bütün yaparsın. Bütün fantazilerini gerçekleştiriyor benim üzerimde. Güzel böyle bir kahveyle. Her şey bittikten sonra. Közde de kahve ister misin? Yanmışken evet olabilir. 2-3 tane içebilirim ben. Ama gerçek yani. Sapma yok hiçbir şeyde. Yapacak bir şey yok. Hep senin yüzünden arkadaşlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde beni bıraksan
2500 TL uçururum yani. Ya yok sokak lezzeti. Kamera arkasını keşke çekseydik. Sokak lezzeti şey yapacaksın. Olmaz öyle. Basite kaçma. Kolaya kaçmak olmaz ama doğru. Yaptığın doğru değil. Ben anlamadım ki. Kolaya kaçmak olmazdı. Bak, vallahi beni demek oyaladın ki da. Yani sen de çok muhabbeti daldın. İçeriye giriyorsun ustayla. Konuşuyorsun. Sonra geç kaldım buyursun. Ama ilgilendirmiyor sonuçta. Kazandım. Akşam badeyi de yatırırsın. Kitabını okursun. Bu akşam değil, yarın akşam. Yarın tamam yarın. Hani hiç badeyi yatırmıyormuş gibi de ben de badeyi yatırdım. Yok, genelde beni daha çok şey yaptığı için, tercih ettiği için ondan evet dolayı yani. Yoksa onunla alışkanlıklardan dolayı. Tamam, yapacak bir şey yok yani. Tebrik ediyorum. Güzel oyaladın beni. Sadece benlik değil. Sen de kabul etmeyebilirdin sonuçta. Olmaz böyle şey diyebilirim. Normal şartlar altında beni bıraksan ben direkt karides ve kalamarla başlayacaktım. Doğru. Orada zaten 1276 TL tuttu doğru, bu arada. Onu da onun da bilgisini verelim. Mekan çok güzel. Deniz manzarası. Evet. Karidesler jumboydu. 5 tane. Kalamarlar ama böyle kocaman kocaman. Yani, yerli kalamar değildi. Yerli kalamar olsa daha keyif alırdı. Evet. Zaten fazla yemedim de. 2 tane 3 tane hızlı hızlı ağzıma attım. Zaten 2-3 dakika kaldı deyince demoralize oldum. Bitiremezdim de yani. Yaya yaya yemem lazım. Zaten full evet doluyum. Tatlıdan gelmişim. Yani yapacak bir şey yok. Kısmet 2500 TL yine söylüyorum. İskenderun'da zaten kolay değil. Kolay değil. Özellikle evet böyle sokak lezzetine girdiğim için evet daha bir zorlandım. Kısmet yapacak hiçbir şey yok. Yoksa ne yapardın? O karides kalamardan iki porsiyon, bir porsiyon daha söylersin. Olayı bitirir. Bitirirsin. Yani bitirirsin. Aynen. Yapmaksızdan yapardım yani. Potansiyelim olmaz var ama hiç adil değil. Stratejik olmaz gidemedim. Deniz yüzünden gidemedim. Yapacak bir şey yok. Sırf kazanma uğruna. Beni yönlendirdi. Ne güzel işte. Güzel yani. Ne olacak yani, kazanınca ne oluyor, kaybedince ne oluyor? Bir şey olmaz ki. Bence kazanmak da var, kaybetmek yapmadım da var. Yapmadım. Gören de zannediyor ki yapmadığım şey. Normalde zırhtan geçirip zaten Adana sürekli yapıyor. Yok, hazıra kaçmadı. Ama üzerine yani bulaşık yıkama olayı tabii biraz evet, o sende beni gerebilir. O yok. Stres altında yapmak daha sıkıntılı. Yok hiç ben şey yapmayacağım. Bunu da yap, şunu da yap. Ben şimdiden söyledim, bitti. Videodan bakar yaparsın. Allah razı olsun. Bakar Deniz ne istemişti diye ben ağzımı açmayacağım. Her şey önüme gelecek. Gerçekten çok zevkli. Dört göze bekliyorum. Tadını çıkar, çayını rahat iç, sodanı iç. Teşekkür ederim Deniz'im. Afiyet olsun, yarasın yediklerin. Sağ olasın, sana da afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Biz yediklerimizi sindirelim. Ben özellikle yediklerimi sindireyim. Sodamı söyledim, üzerine çayımı içeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Son söylemek istediğim, afiyet olsun Eser. Teşekkür kalanlar ederim. Kalanlar sana bir güzel yarasın. Löp löp et olsun. Diyetlerin üstüne. Diyet de gitti. Diyetlerin üstüne bir güzel, mis gibi. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.